Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Nihayet geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Saruhan'ı hayli özlemişim. Her fırsatta durduk. Nasılsın? Gördüğünüz gibi iyiyim. Evladımızla, torunumuzla birlikte huzur içindeyiz. Şükürler olsun. Âlâ. Hürrem, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol Maydevran. Mihrimah, bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim sultanım. Siz de göz kamaştırıyorsunuz. Demek burada yaşıyorsun. Evet, hayatımdan memnunum. Malum, bir torunum var artık. Bir şehzadem daha oldu. Büyük valide oldun desene. Buradakiler valide sultan diyor. Odalarınız hazır. Evvela istirahat edin. Uzun yoldan geldiniz. Sağ ol. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Allah salihlerini eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i haliyeye bağışlasın. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Mahidevran, nasılsın, iyi misin? Bir sıkıntın yoktur inşallah. Şükürler olsun. Aslanım el üstünde tutuyor beni. Âlâ. Hatırladınız mı? Bu masada işlerdiniz mücevherleri. En mesut yıllarımız bu kubbe altında geçti. Nereye baksam bir hatıra canlanıyor gözümde. İlk burada gördüm sizi. Burada aşık oldum. Mübarek ayaklarınızın tozunu burada yüzsürdüm. Evladım Mustafa'yı bu odada doğurdum.
Zaman nasıl da hızlı akıp geçiyor. Oysa her şey hala dün gibi. Hala kulaklarımda sizin sesiniz. Mahidevran, Gülbahar'ım. Bağışlayın. Çıkın, çıkın. Tamam. Validem, iyi misiniz? Biraz canınız sıkılmış gibi. Fatma Hatun'u görünce kanım çekiliyor sanki. Yazık. Vaktiyle beni öldürmeye çalışan da Şehzade anası oluyor. Üstelik Şehzade'nin ismini Süleyman koyuyor. Yerleşebildiniz mi Hürrem? Kalıcı değiliz Mahidevran. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle Mihrimah. Siz her şeyi düşünmüşsünüz, sağ olun. İzninizle. Burası en sevdiğim odadır. Zira hünkârımızı ilk burada gördüm. Rüya gibi bir geceydi. Allah sana başka keder vermesin. Elinde kalan tek şey rüyalar. Senin de havadislerini alıyorum. Ben ateşin ta kendisiyim diyordun. Ama Firuze pek yakmış canını. Bunları yaşadığın için çok iyi bilirsin. Haseki Sultan ancak bir şekilde kaybeder. Perşembe gecesi elinden alındığında. Bir gün o da olacak. Ayrıca diğer gecelere ne oldu? Çuvala mı koydun yoksa? Biraz daha konuşursan o çuval içine sen gireceksin. Senin için bıldırcın yaptırdım. Pek severdin. Merak etme. Zehir yok içinde. Ben tedbirimi alayım da yapmadığın bir şey değil. Vakıf kurmuşsun. Mühim kim varsa haremini çağırmışsın. Ne yapıyorsun Hürrem? Devleti mi yönetmeye talip oldun? Anlaşılan kuşların çok. Her şeyi öğrenirsin. Veliaht Şehzade annesi olmak kolay değil. Doğru söze ne denir? En ufak hatanızda kelleler gider. Ayrıca vakfın tek bir gayesi var. O da hayır işleri yapmak. Bahçeye çıkmışsın sabah. Evet, biraz etraf dolaştım. Bir dahaki sefer haber ver. Ben de gelirim. Sohbet ederiz. Olur. Bunun izahı yok Mahidevran. Validesi olarak mesuliyet senin. Nasıl müsaade edersin? Böyle olacağını nereden bilebilirdim hünkârım? Birkaç gün gönlünü eğler sonra yollarım diye düşündüm. Ayrıca ben konuştum Mustafa. Hatun kalmayacak burada. Nikah kıymak istediğini söyledi. Zinhar olmaz.
Böyle bir kararı ona bırakacak değilim. Baştan düşünecektim bunu. Nedir seni böyle üzen? Hazırlığını yapıyorum. Anlaşılan o ki vaktinden erken döneceğiz. Buraya gelmekten hoşnut olduğunu sanıyordum. Ne oldu ki birden? Yoksa Şehzade Mustafa'nın yaptıklarını mı öğrendin? Helena diye bir hatunla nikah kıymak istiyormuş. Mustafa tuhaf bir şehzade. Böyle hatalara düşebilir elbette fakat... Mahidevran'ın ona yol göstermesi icap ederdi. O da memnun değil vaziyetten. Defalarca konuşmuş. Meseleyi halledeceğini söyledi. Bir kez konuşması kâfi olmalıydı. Ya evladı onun söylediklerine itibar etmiyor... ...ya da... ...onu sana karşı... ...düşman etmeye çalışıyor. Ne demek bu? Şehzade Mustafa senin gibi vicdan sahibi iyi bir evlattır. Bu haliyle... ...asla bir ihanetin içinde olmaz. Mahidevran ise... ...bir an evvel oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Bunlar ağır ithamlar Hürrem. Ben yaşadım Süleyman. Kendi gözlerimle gördüm. Ölüm döşeğindeyken... ...Mahidevran'ın üzülüp ağladığını mı sanıyorsun? Öfke ve nefret içindeydi. İntikam ateşiyle yanan gözlerini gördüm. Rahmetli valide bile onun şerrinden korkup evlatlarımı saraydan kaçırdı. O kara günlerde neler yaşadığımı bir ben bilirim. Yüce Rabbim senin acını bana göstermesin. Sen yoksan neyliyim tahtı tacı? Dünyayı neyliyim? Zaten ben ne yaptımsa senin için değil mi? Başıma ne geldiyse senin için değil mi? Benim başıma da ne geldiyse senin için Hürrem. Mustafa katı yürekli bir şesare değildir. Sen de biliyorsun ki o hatunu kafanın önüne koymaz Mahidevran. Oğlum benim sözümü dinler. Ayrıca bu mesele seni alakadar etmez. Zinhar dahil olma. Hünkârımız hiç memnun değil vaziyetten. Bir an evvel dönmek istedi. Boş hayallere kapılma Hürrem. Denizleri içsen... Güneşi söndürsen kâr etmez. Mustafa'mla hünkârımızın arasını açamazsın. Haklısın Mahidevran. Ben giremem. Fakat Mehmet girer, öyle değil mi? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Uzanman lazım. Çek elini üstümden. Sakın dokunma bana. Aklından ne geçiyor biliyorum. Fakat yemin ederim bu hadiseyle bizim bir alakamız yok. Dua et de öyle olsun. Yoksa kendi ellerimle alırım yanınızı. Hürrem,
Süleyman, ne olur bana yaşadığını söyle. Mehmet'im yaşıyor. İyileşecek. Lakin metanet göstermeniz lazım. Sabırla bekleyeceğiz. Hünkârım, yarayı sardık. Artık beklemekten başka çaremiz kalmadı. Dua edelim ki zehirli olmasın. Yeri göğü yaratan Rabbim, bunca günahka varken ne istersen oğlumdan, niyetin beni sınamaksa gel vazgeç bu işte. Ben dersimi aldım, sen de benim canımı al. Ben ki o günahkarlardanım, vebali benim boynumadır. Ey yüce Rabbim, bana evladımın acısını gösterme, bu acıyla kahretme. Ben buna dayanamam. Ey benim canım oğlum. Ey aslan. Eşi, umudum. İki cihanda sultan. Aç gözlerini. Aç ki bu dünya kadar. Geçmiş olsun Hürrem. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Amin Maydevran, amin.
Oğlumuz gözlerini açtı. Nihayet uyandı Süleyman. Aslanım. Rabbim şükürler olsun, sana dualarımızı kabul eyledin. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Kardeşim, bizi çok korkuttun. Seni iyi gördüm ya, dünyalar benim oldu. Kimdi onlar abi? Neden öldürmek istediler seni? Abine değil Mehmet. Seni öldürmek istediler. Hayır validem. Abim önümdeydi. Konuşuyorduk. Birden gördüm onu. Abimi çekmek isterken geldi ok. Kardeşim. O halde sana bir can borcum var. Sen de olsan aynı şeyi yapardın. Hürrem, bir daha ne vakit karşılaşırız bilmem ama inan bana, karşılaşacağız. Bir gün mutlaka İstanbul'a döneceğim. Mustafa'm da yanımda olacak. O gün seni yine böyle uğurluyor olacağız. Bu kez gözyaşları içinde ayrılacaksın. Mahidevran. Şehzade Mustafa'nın en büyük talihsizliği ne biliyor musun? Senin gibi bir valideye sahip ol.